Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Salatu havf, yani korku namazı diye adlandırılan namaz hakkındaki hadisi şerifi okuyor idik. Hanefi mezhebine göre salatul havf denilen, korku namazı denilen namaz şöyle kılınır. İlk önce bizimkini bir netleştirelim. Çünkü burada farklı tarif ediyor. Üç ayrı görüş vardır. Yani benim bildiğim bununla ilgili olarak. Bir de aynı nasta farklı nasıl değerlendiriliyor? Raviler tarafından farklı nasıl anlatılıyor? Bunun da bir örneğini görmüş oluyoruz. Hanefilere göre namaza hep birlikte başlanılır. Saflardan birisi, ordu iki safa ayrılır. Saflardan birisi düşman cephesinde durur. Düşmanı gözetler, elde silah hazır bekler. Diğeri imamla beraber, burada anlatıldığına göre Allah Resulü ile beraber ne yapar? Namazın birinci rekatını kılar. Birinci rekatını kıldıktan sonra o saf kalkar, cepheye gider. Bu sırada Peygamber Efendimiz ayağa kalkar, diğer ordu grubunu bekler. Diğer ordu grubu gelince, ikinci saf gelince onlara namazın ikinci rekatını kıldır. Anlaşıldı. Sonra secdeye giderler birlikte ve Peygamber Efendimiz namazı bitirince selam verir. Bu arkasındaki grup ikinci rekatta ona uydu ya, onlar ayağa kalkarlar, bir rekatı kendi başlarına tamamlarlar. Onlar cepheye giderler, diğer grup gelir, onlar da bir rekatı kaçırmış gibi ne yaparlar? Namazlarını kendileri tamamlarlar. Bu şekilde de, bu şekilde anlatan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tır. Birisi yani bir nevi lahik gibi, birisi de mesbuk gibi namazı tamamlar. Burada anlatılan ise Peygamber Efendimizin selam vermek için de beklediği, dolayısıyla iki grupta namazı tamamlayınca bu şekilde selam verdiği yönündedir. Şimdi onu tekrar anlatacak zaten. Bugün buna çok fazla ihtiyaç olmadığını söylüyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz gibi veya Halife Ebu Bekir gibi, Halife Ömer gibi ve benzeri her insanın Hazreti Ali gibi mutlaka ben onun peşinde kılarım namazımı kılarsam dediği kişi yoktur. Dolayısıyla grubu ikiye, belki üçe, dörde bölebilirsin. Her gruba bir imam sahip edersin. Her grubu o imamın imametinde namazını kılar. Haliyle günümüzde olmuyor ama gelir mi, olur mu, bunun arzu edildiği anlar gelir mi? Gelirse nasıl kılınır? Onu okuyoruz. Bunun bir sebebi de şu, yani metin önünüze geldiğinde yani nasıl anlayacağınız, nasıl değerlendireceğiniz ve bu nevi hükümler nerelerden çıktığı ile ilgili bilgidir. Yine uzunca bir başlık var. Kısa gibi dönse de uzunca bir başlık var. Der ki, babu men gâne, şu görüşte olanlarla ilgili bölüm. Bab. Yekûmu saffun ma'al imâne, saflardan birisi İmamla birlikte durur. وَصَفٌ وُجَاهَ الْعَدُوُ, diğer saf düşmanın karşısındadır. Tabii burada bir şey daha var. Savaşlar o günlerin savaşları. Yani göğüs göğüse yapılan savaşlardır. Günümüzün savaş şartları artık buna benzemiyor. Hani Köroğlu'nun dediği gibi delikli demir çıktı, mertlik bozuldu diyor. Artık merdane yapılmıyor savaşlar. Saklanarak, gizlenerek, sefere yatarak, habersiz punduna düşürerek vurma şeklinde. Şimdi roketler de güdümlü bombalar da devreye girdi. Şimdi bir de göflem bombalar yağmaya başladı. İşin boyutları değişti. Bu geçmiş şartlara göre anlatıyor. Feyusalli billedine salla kelimesi bir harfi ceriyle geliyorsa namaz kıldırdı manasına gelir. Feyusalli billedine yelunehu, arkasına gelen gruba, yani arkasında duran gruba rekaten bir rekat kıldırır. Bilmeyenler için ek bilgi. Rekat kelimesi adını rükudan alır. O yüzden rükû çok önemlidir. Rükûnun iki özelliği vardır. Bir, rekat ismi ondan alınır. İki, rükû kişinin kıbleye kamilen durduğu tek andır. Namazda ayakta dururken sağa sola saf sıkışıklığından durabilirsiniz ve benzeri olabilir. Ama rükuya gittiğiniz secdede de yamalarak secde yapabilirsiniz sıklıktan dolayı. İskender Paşa'da çok başımıza gelirdir. Saflar çok sık olduğu için, birbirine yakın olduğu için öndekine kafayı sağa sola kıvırarak secde yaptığında balık alabilirdin. Ama rükuya gittiğinde vücudun tam olarak kıbleye döndüğü an rükuanın. Ne kıyamda
ne de secdedir. Tamam. Tamam. Yelûneku rekaten, bir rekat onlara kıldırır. Sümme yakûmu kâimen. Sonra imam ayağa kalkar. Hatta yusallilillezîne ma'hu rekaten ufra. Kendisiyle birlikte olanlara ikini, diğer rekatı kıldırmak için. Biraz tuhafıma gitti. Herhalde geleceklerini kastetti. Çünkü arkasındakiler, yani ellezîne ma'hu rekaten ufra, diğer rekatı kıldırmak için, eğer böyle kıldırırsa namaz 4 rekata çıkar. Sümme yakûmu kâimen, kendisi ayakta durur. Hatta yusallilledine vahu, kendisiyle birlikte olan kendi başlarına onu rekaten ufra, diğer rekatta kılsınlar diye. İmam bekliyor, kıldırmıyor. Bir harfleri yok orada. Anlaşıldı? Kılı kılıyor. Sümme yansarifuna, kıldıktan sonra ayrılıyorlar. Feyasufuna ucahel adu, düşmanın karşısında saf bağlıyorlar. Ve teci'u, gelir. Et taifetul ufra, diğer grup. Feyusalli bihim, onlara namazı kıldırır. Rekaten, bir rekat kıldırır. Ve yetbütü celisen, oturduğu yerde kalır. İmam. Evet. Hem salla bi, namaz kıldır dedim. Hem salli bi demedi halde. Ve yetbütü celisen, oturup bekler şimdi. فَيُتِمُّونَ اَنْفُسَهُمْ, gelen o ikinci grup kendi kendilerine namazı tamamlarlar. Rekaten ufra, yok. Rekaten ufra, diğer rekatı kılarlar. ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا, daha sonra hepsiyle birlikte selam ver. Yeniden şekillendirelim. İmam durdu. Arkasına ordunun birinci grubu, yani birinci bölük arkasında saf bağladı. Onlara bir rekat kıldırdı. Onlarla birlikte ayağa kalktı, ayakta bekliyor. Ama kendisini kıldırmıyor. O grup kendi başına bir rekat kılıyor. Dolayısıyla cepheye gidiyor. Selam vermeden cepheye gidiyor. Cephedekiler geliyor. İmam onlara bir rekat kıldırıyor. Oturuyor kendisi, ama cemaat kalkıyor. İkinci cemaat kalkıyor. Cemaat kendi başına kılamadığı rekatı kılıyor. Onlar da tamamlamış oluyor. Diğer haliyle diğer grup geliyor. Onlar da kendi namazlarını tamamlıyorlar. Herkes kendi namazlarını tamamlayınca imam hepsiyle birlikte selam veriyor. Geriye sadece bir selam kalıyor. Dolayısıyla hepsiyle birlikte selam veriyor. Anlaşıldı. Yeri de asılda durmuyor. Benimkinde de durmuyor bana. Evet. Dedinki daha kolay. Efendimiz zamanında kılınmış. Kılınmış. Ve vakit nasıl bu yani? Vakit anlamı. Evet. Yani. Evet, seferi yakın bir kılın. Yani yok, yakın bile olsa, uzak bile olsa cephede iki rekat kılınmış. Düşmanla karşı karşıya iki rekat kılınmış.